Lezzet testi kanalımıza 509. tadım testimize hoş geldiniz. Bu videomuzda yepyeni bir fantazya dondurmayla karşınızdayım. Golf dondurmanın fantazya sakurası çıkmış. Şöyle ambalajı oldukça dikkat çeken kiraz çiçeği aromalı ve gördüğünüz gibi sakura kiraz çiçeği desenli lilalar, maviler, pembe tonları ve mor tonlarının hakim olduğu yeşil külahlı bir dondurma külah kısmı bakın şöyle yeşil hemen ambalajı açalım ve tadım testine başlayalım kiraz çiçeği aromasına sahip arkadaşlar en üst kısmında şöyle bakın gümüş renkli şimdi hem açayım gümüş renkli bitter çikolata parçaları var bu arada ben bunu getirden 8,5 liraya satın aldım görüntü çok hoş Özellikle pembenin tonu çok yakışmış. Yeşil külahla beraber gerçekten uyumlu olmuş. Üstündeki gümüş renkli bitter çikolatalar da bence bol kullanılmış. Hiç aza kaçılmamış. Bakalım bu dondurmada kiraz çiçeği aroması nasıl durmuş. Bismillah diyorum ve 509. tadım testimize başlıyorum. Arkadaşlar tadı neye benziyor biliyor musunuz? Hani Almanya'da mava böyle yumuşak şekerleme olur. Hatta Türkiye'de de Tofita vardır ya Tofita'nın böyle meyveli Tofita çeşitlerinin Tadına benziyor. Yalnız iç kısmının şöyle desenini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız şuna? Sanki böyle bir çizgi film sahnesinden fırlayıp çıkmış gibi duruyor. Şimdi birazdan külahın içine de bakacağım. Külahın iç kısmı da sanırım Bitter çikolata kaplamalıymış. Şimdi külahına bakalım. Evet detaylıca inceliyoruz. Gerçekten dondurma inceleme tadım testlerinde birazcık zorlandığım doğru. Ha, sonuna kadar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Kiraz çiçeğinin tadı dediğim gibi böyle ahududu aromasına benziyor. Külahın iç kısmı da şöyle bakın çikolata kaplı ve evet külahın sonuna kadar bu şekilde vanilya aromalı ve kiraz çiçeği aromalı dondurma devam ediyor desen yalnız deseni gerçekten çok hoş. Şimdi şu yeşil külahın tadına da bakacağım. Bu arada renklendirici boya yok. Doğal renklendiriciler var. Klorofil falan. Hemen bunu da bir tadım testi yapalım. Hatta şurasından şöyle sever misiniz? Ben severim. Şu uç kısmını severim. Şöyle hadi bakalım tadına bakalım. Hmm. Güzel. Ayrıca Külahın da böyle değişik bir gofret tadı var. O da hoşuma gitti. Yalnız külahın görüntüsü, tadı, lezzeti, şu içindeki çikolatanın lezzeti falan bence dondurmadan daha güzel olmuş. Dondurmanın tadı da eğer meyveli dondurmalar seviyorsanız tam size göre. Eğer yeni şeyler denemek istiyorsanız da yine bu dondurma sizlik arkadaşlar. Ben tekrar tercih etmem çünkü meyveli dondurma sevmiyorum. Eğer meyveli dondurma sevseydim kesinlikle tekrar alırdım. Çünkü yerken böyle görüntüsü sizi alıyor böyle farklı diyarlara götürüyor. Şimdi bir puan vereyim. Heh, puan vereyim evet. Bu sefer değerlendirme kartı değil bir puan vereceğim. 3 değil 2 değil 6 hiç değil yani özellikle ambalaj tasarımı dondurmanın iç kısmındaki tasarım lezzeti kokusu şu külahın farklılığı marjinalliği Artı artı puan verdirir arkadaşlar. 10 üzerinden 8 vereceğim. Tamamen e, tasarıma, lezzete, kokuya ve komple tüm ambiyansa göre bu puanlamayı yapıyorum. ha Ben meyveli dondurma sevmediğim için tekrar tercih etmem tabii ki. Ama hem seviyorsanız hem de değişiklik arıyorsanız yani tam size göre. Evet 510. tadım testimizde görüşelim. Hoşçakalın.